Merhabalar değerli Fıtrat TV izleyenleri. Bir Doğru Bildiğiniz Yanlışlar programında daha sizlerle birlikteyiz. Bugün Bakara suresinin 159. ayeti bağlamında Rabbimizin indirmiş olduğu apaçık deliller ve hidayetin açıklanması konusunu işleyeceğiz Cahit Pişken hocamızla. Buyurun Cahit hocam. Selamun Aleyküm. Bugün nasip olursa inşallah Bakara suresinin 159. ayetini incelemeye çalışacağız. Nasip olursa tabi. İndirdiğimiz açık delilleri ve kitapta hidayeti ve kitapta açıklamamızdan sonra onları gizleyenler var ya işte onlara hem Allah lanet eder hem de bütün lanet konusunda olanlar lanet ederler. Şimdi biz burada bugün nasip olursa inşallah indirdiğimiz açık delilleri Kur'an'dan derlediğim ayetlerle belirlemeye çalışacağız. Nasip olursa tabi. Şimdi Yusuf 1. ayetle başlayalım. Elif Lamra bunlar apaçık kitabın ayetleridir. Hud suresi birinci ayet ve ikinci ayet. Elif Lamra bu Kur'an ayetleri hüküm ve hikmet sahibi bulunan ve her şeyden hakkıyla haberdar olan Allah tarafından mukem, eksiksiz, sağlam ve açık kırılmış sonra da Allah'tan başkasına kulluk etmemesini etmeyesiniz diye ayrı ayrı açıklanmış kitaptır. Şimdi bunu bir daha tekrar edeyim. Sonra da Allah'tan başkasına kulluk etmeyesiniz diye ayrı ayrı açıklanmış bir kitaptır. Bunu neden tekrar etmek gereğini duydum? Şimdi Ali İmran 79 80. ayete geldiğimiz zaman buraya tekrar döneceğim ve başka bir konuyu açıklayacağım nasıl olursa inşallah. De ki şüphesiz ben size onun tarafından gönderilmiş bir uyarıcı ve müjdeleyiciyim. Enam suresi 126. Bu Rabbinin dosdoğru doğru yoludur. Şüphesiz düşünüp öğüt alacak bir toplum için ayetleri ayrı ayrı açıkladık. Andolsun biz İsra 41. Andolsun biz onları düşünüp öğüt alsınlar diye gerçekleri bu Kur'an'da değişik biçimlerde açıkladık. Şimdi bunu bir kez tekrar okuyayım. Andolsun biz onlar düşünüp öğüt alsınlar diye gerçekleri bu Kur'an'da değişik biçimlerde açıkladık. Açıklayan Rabbimiz Allah yönlendirdiği Kur'an. Fakat bu onların ancak kaçlarını artırıyor. İsra 89 Andolsun biz bu Kur'an'da insanlara her türlü misali değişik şekillerde açıkladık. Yine de insanların çoğu ancak inkarda direttiler. Kef 54 Andolsun biz bu Kur'an'da insanlar için her türlü misali değişik şekillerde açıkladık. Fakat insan tartışmaya her şeyden daha çok düşkündür açıklayan ki Rabbimiz Allah. Taha 113. İşte böylece biz onu Arapça bir Kur'an olarak indirdik ve Allah'a karşı gelmekten sakınsınlar yahut onlara bir uyarı versin diye onda tehditleri teker teker sıraladık. Enam 105. Onlar seni iyi ders almışsın desinler diye ve bir de bilen bir toplum için onu Kur'an'ı açıklayalım diye ayetleri değişik biçimlerde işte böyle açıklıyoruz. Şimdi buraya kadar okuduğum ayetlerde Cenab-ı Allah'ın bildirdiği bize ayetleri ayrıntılı olarak açıkladığını bildiriyor Rabbimiz bize insanlar için. Ve burada vurguladığı şey evrensel bir kitap olduğudur aynı zamanda. Enam 115 Rabbinin kelimesi Kur'an doğruluk ve adalet bakımından tamdır. Onun kelimelerini değiştirecek yoktur. O hakkıyla iştendir, hakkıyla bilendir. Enam 116 Yeryüzündekilerin çoğuna uyarsan seni Allah'ın yolundan saptırırlar. Onlar ancak zanna uyurlar. Ve onlar sadece yalan uyduruyorlar. Enam 116'yı okuduk. Şimdi Enam 117. Şüphesiz senin Rabbin yolundan sapanı çok iyi bilir ve yine o doğru yolda olunanları da bilir. Nisa 135. Buraya özellikle dikkat çekmek istiyorum. Çünkü bu 116 ile 117 ile çok ilginç bağlantılı. Enam suresi 116-117 ile bağlantılı. Ey iman edenler kendiniz ana babanız ve yakınlarınız ne de olsa Allah için şahitlik yaparak ad adaleti titizlikle ayakta tutun. Şahitlik ettikleriniz zengin veya fakir olsalar adaletten ayrılmayın. Çünkü Allah ikisine de daha yakındır. Onlar sizden, onları sizden çok kayırır. Öyleyse adaleti yerine getirmede nefsinize uymayın. Eğer şahitlik ederken gerçeği çarptırsanız veya şahitlikten çekinirseniz bilin ki şüphesiz Allah yaptıklarınızdan hakkıyla haberdardır. Şimdi bu güncel yaşantımızda önemli bir mihenk taşı. Şimdi şimdi demin okuduğum ayetlerde Rabbim bize ne diyordu? Kur'an'ın ayetlerini ayrıntı olarak her şey için açıklamıştı değil mi? Peki biz doğru sözlü isek buna inanmamız gerekmiyor mu? Yaptıklarımızı kendimizi bir sorgula, sorgulayalım. Ölçü birimiz Kur'an olduğuna göre. Hayatımızı yönlendirmemizin de kılavuzu Kur'an olduğuna göre. Rehberi Kur'an olduğuna göre. Ne yapıyoruz biz? Bir kendimizi sorgulayalım. Nahl Suresi 115 Allah size ancak leş, kan, domuz eti ve Allah'tan başkası adına kesilini haram kıldı. Ama kim mecbur olur da istismar etmemek sizin ve zaruret ölçüsüne ölçüsünü aşmamak yemek zorunda kalırsa şüphesiz ki Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir. Şimdi 116'ya dikkat çekeyim. Dilleriniz yanına alışa geldiğinden dolayı dillerinizi dilleriniz yanına alışa geldiğinden dolayı Allah'a karşı yalan uydurmak için şu helaldir, şu haramdır demeyin. Şüphesiz Allah'a karşı yalan uyduranlar kurtuluşa, kurtuluşa, eremezler. Şimdi haramı saymış Cenab-ı Allah. Neleri haram kıldığını. Bunların dışında herhangi bir şey biz haram kılamayız. Ali İmran 100. Ey iman edenler kendilerine kitap verilenlerden herhangi bir gruba uyarsanız imanınızdan sonra sizi döndürüp kafir yaparlar. Casiye 20. Bu Kur'an insanlar için kalp gözleri konumundaki bir nur, kesin olarak inanan bir toplum için bir hidayet ve rahmettir. Tövbe 11. Fakat tövbe edip namazı kılar, zekatı verirlerse artık onlar sizin din kardeşlerinizdir. Bilen bir kavme ayetleri işte böyle ayrı ayrı açıklarız. Şura 13 Dini doğru tutun diye ve onda ayrılığa düşmeyin diye Nuh'a emrettiğini, sana vahyettiğini İbrahim'e, Musa'ya ve İsa'ya emrettiğini size de din kıldı. Fakat senin kendilerini çağırdığın şey İslam dini Allah'a ortak koşanlara ağır geldi. Allah ona dilediğini seçer. İştenlikle kendine yönelenleri de ona ulaştırır. Şimdi hocam bu şuru 13. ayet güncelleştirelim. Şimdi demin okuduğum ayetler. Cenab-ı Allah birçok ayeti cellede ki sınırları bu kadar değil. Daha çok ayetler var. Ben örnek olarak derlediğim ayetleri bunlar. Rabbimiz dinle, dini dost doğru tutun ve onda ayrılığa düşmeyin diyor değil mi? Peki <laughs> Rum 32'de ne diyordu? Dini böyle parçalamayın diyor mu bize bize Rabbimiz? Günümüzde öyle mi? Peki biz neye dayanarak bunu yapıyoruz? Hadi tekrar edelim yine biz e, Cenab-ı Allah bunları Kur'an-ı da bildirdiğine göre ve bize de Zühre 44. ayette bu Kur'an sana ve ümmetine doğru bilgidir. İleride ondan sorgulanacaksınız. Peki o zaman biz bunun dışında bir eylem ve söylem geliştirdiğimiz zaman, sergilediğimiz zaman hesabını nasıl vereceğiz biz? sergilemişiz adına da rahmet demişiz bu kadar bölünmelere Ali İmran 19. Şüphesiz Allah katında din İslam'dır. Kitap verilmiş olanlar kendilerine ilim geldikten sonra sırf aralarındaki ihtiras ve aşırılık yüzünden ayrılığa düştüler. Kim Allah'ın ayetlerini inkar ederse bilsin ki Allah hesabı çok çabuk görendir. Günümüzü tanımladı. Bakara 130 Kendini bilmeyenlerden başka İbrahim'in dininden kim yüz çevirir? Andolsun biz İbrahim'i bu dünyada seçkin kıldık. Şüphesiz o ahirette de iyilerdendir. Bakara 130 Rabbi ona teslim ol dediğinde Alemlerin Rabbine teslim oldum demişti. Bakara 131. Bakara 132. İbrahim bunu kendi oğullarına da vasiyet etti. Yakup da öyle. Oğullarım, Allah sizin için bu dini İslam'ı seçti. Siz de ancak Müslümanlar olarak ölün dedi. 133. Yoksa siz Yakup'un ölüm döşeğinde iken çocuklarına benden sonra kime ibadet edeceksiniz dediğinde onların da senin ilahına ve atalarının ataların İbrahim, İsmail ve İshak'ın ilahı olan tek bir ilaha ibadet edeceğiz. Bizler de ona boyun eğmiş bir Müslümanlarız dedikleri zaman orada hazır bulun hazır mı bulundunuz? Ali İmran 84. De ki Allah'a bize indirilene Kur'an'a, İbrahim'e, İsmail'e, İshak'a, Yakup'a ve Yakup oğullarına indirilene Musa'ya, İsa'ya ve peygamberlere Rablerinden verilenlere inandık. Onlardan hiçbirini diğerinden ayırt etmeyiz. Biz ona teslim olanlarız. Şimdi bu ayet var ya hocam, Allah senden razı olsun. Bu Ali İmran 84. Bunu artık Herkesin çok iyi bilmesi lazım. Evet. Resulullah'a atfen bazı şeyler söylüyorlar. İşte bu Resulullah'ın bize tebliğ ettiğidir. Rabbimizin ona vah onu da bize tebliğ ettiğidir. Enam 161 De ki Şüphesiz Rabbim beni doğru bir yola, doğru bir dine, Hakk'a yönelen İbrahim'in dinine iletti. O Allah'a ortak koşanlardan değildi. Şimdi Allah sizden razı olsun hocam. Şimdi Enam 161'de 84'ü düşündüğümüz zaman evet. Şimdi burada 85'inde 85'te okuduk. Şimdi burada Enam 161'de çok ilginç bir şey. Şimdi burada ne dedi? Biz diyordu bütün hepsine inandık hiçbirbirinden ayrı etmeyiz. Şimdi İbrahim Aleyhisselam'la Resulullah'ın arasında epeyce bir peygamber var. Şimdi dekiyle ile başlıyor bu. Şüphesiz Rabbim beni doğru bir yola, doğru bir dine, Hakk'a yönelen İbrahim'in dinine iletti. O Allah'tan başka ortak koşanlardan değildi. Allah'a ortak koşanlardan değildi. Şimdi İbrahim Müslümandı. Daha önceki okuduğumuz ayette var. E o zaman tek din İslam. O zaman bütün peygamberler İslam üzere değil mi? Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme de Cenab-ı Allah'ın emri bu. Ah, ah. Ali İmlan 67. İbrahim ne Yahudi idi ne de Hristiyan. Fakat o Hanif Allah'ı bir tanıyan, hakka yönelen bir Müslümandı. Allah'a ortak koşanlardan da değildi. İbrahimi dinler dediğimiz zaman ne oluyor hocam? Biz bu ayeti inkar etmiş olmuyor muyuz? Şimdi gelelim Ali İmran 79'a. Şimdi hut 1 2'yi demiştik ya. Allah'tan başkasına kulluk etmemeniz için ayrıntılı olarak açıkladığını söylemişti Cenab-ı Allah ayeti. Allah'ın kendisine kitabı, hüküm ve hikmeti, peygamberliği verdiği hiçbir insanın Allah'ı bırakıp bana kul olun demesi düşünülemez. Fakat şöyle eğit öğüt verir. Öğrenmekte ve dinlemesine derinlemesine incelemekte olduğunuz kitap uyarınca Rabbaniler, Allah'ın istediği örnek ve dindar kullar olun. Şimdi Resulullah bunu söyleyemiyor. Söylemediğinde Kur'an'da bildiriyor 79. ayette. Ve bir şey daha söylüyor. Onun size melekleri ve peygamberlerle ilahlar edinin diye emretmesi de düşünlemez. Siz Müslüman olduktan sonra o size hiç inkarı emreder mi? Şimdi ben bir şey söyleyeyim hocam. Bu 98'in 17 aralığında sebiyarız törenleri oldu. Orada konuşmacılardan bir tanesi de Ömer Turul İnanç Erdi. Ömer Turul İnançer Er yine bu Fıtrat TV'de yayınladığımız bir yayında ben onun söylemlerini anlatmıştım belgeleriyle. O ne demişti? Peygamber'e kul olan Allah'a da kul olur. Başka bir ne demişti? Biz halifeysek Allah olmamız lazımdır. Şimdi bu vatandaş 17 Aralık'ta Sebi Aruz törenlerinde konuşmacılardan birisiydi. Hazırın karşısında. Ve ben bunu Diyanet'e yazdım. Bu dilekçe ya sabit. Belgesi de var bende. Diyanet'in de bundan haberi var. 17 Aralık'ta Diyanet'te temsilciler orada vardı. Nasıl bir şey bu? Şimdi bakın. Allah sizden razı olsun. Şimdi Allah'tan başkasına kulluk etmeyesiniz diye. Fut 1 okuduk. Ali 79'da peygamber böyle bir şeyin diye demeyeceğini, böyle bir şey diyemeyeceğini Cenab-ı Allah açık anlaşılır bir şekilde ayetler ayrıntılı açıklamış ya. Burada da açıklamış bize. Peki bunu söyleyen bir insana itibar gösterdiğimiz zaman biz veya o gösterenler hangi duruma girmiş oluruz? şirk resmileşiyor yani bu şekilde. O zaman biz hadi hatırlarsanız birçok programda da bunu işledik. Şimdi bu nasıl bir şey ya? Nasıl bir İslami anlayışımız? Kur'an yok mu orta yerde? E bunlara ayetler. Bunları benim gördüğüm gibi Diyanet'te görüyor herhalde. Bakın burada öyle büyük bir yasak var ki evet. küfürle e, eş tutmuş Cenab-ı Allah ya. Allah iftira ediyorlar ya. Peygamber'e de iftira ediyorlar. Evet. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bunu söylemiyor, söyleyemiyor. Demez diyor Allah. Dememiştir diyor Allah. Peki siz nasıl peygambere kul olmayı insanlara teşvik edersiniz? Nasıl? Ve bunu 17 Aralık'ta Şebi Aruz törenlerinde konuşmacı olarak Ömer, Turul, İnançer söyledi. Herkes körbe sar mı kesildi? Duymadı mı bunu? E ben bunu Fıtrat TV'de yayınladık. Diyanete de yazdım mektubu. Diyanet grubu bilmiyor mu? Ah eh hocam ah. İsra 19. Kim de mimin olarak ahireti ister ve ona ulaşmak için gereği gibi çalışırsa işte bunların çalışmalarının karşılığı verilir. Müminler ancak o gibiselerdir ki Allah anıldığı zaman kalpleri ürperir. Onun ayetleri kendilerine okunduğu zaman bu onların imanlarını artırır. Onlar sadece Rablerine tevekkül ederler. Şimdi bu iki ayette anlaşılmayacak ne var? Müminin tanımlamasını yapıyor. Enfal 2. Onlar namazı dosdoğru kılan, kendilerine rızık olarak verdiği bir şeylerden Allah yolunda harcayanlardır. Enfal 3. Enfal 4. İşte onlar gerçekten müminlerdir. Onlara Rableri katında yüksek mertebeler, bağışlanma ve cömertçe verilmiş rızık vardır. Tegabün Suresi 11. Ayet. Allah'ın olmak olmaksızın hiçbir musibet başa gelmez. Kim Allah'a inanırsa Allah onun kalbini doğruya iletir. Allah her şeyi hakkıyla bilendir. Enam Suresi 125 Allah her kimi doğruya erdirmek isterse onun göğsünü İslam'a açar. Kimi de saftırmak isterse onun da göğsünü göğe çıkıyormuşçasına daraltır, sıkar. Allah inanmayanlara azap ve sıkıntı içi, sıkıntıyı işte böyle verir. Zümer 22. Allah'ın göğsünü İslam'a açtığı böylece Rabbinden bir nur nur üzere bulunan kimse kalbi imana kapalı kimse gibi olur mu? Allah'ın zikrine karşı kalpleri katı olanların vay haline. İşte onlar açık bir sapıklık içindedirler. Demin Ömer Turun inançları anlatırken Hud 1-2'yi Ali İmran 79-80'i okudum. Şimdi buradaki bu ayeti okuduktan sonra şimdi bu insanları sınıflandırmasını yaptığımız zaman nasıl bir şey bu? Şimdi bunlar Müslüman bir ülkenin TRT bir kanalında şu an bile yayın yapıyor. Yani 3 maymuna oynuyor herkes. Ah. Nisa suresi 79 Sana ne iyilik gelirse Allah'tandır. Sana kötülük gelirse kendindendir. Ey Muhammed seni insanlara bir peygamber olarak gönderdik. Şahit olarak ki Allah yeter. Tegabün suresi 15. ayet Mallarınız ve çocuklarınız ancak birer imtihandır. Allah hakkında ise büyük bir mükafat vardır. Allah katında ise büyük bir mükafat vardır. Tegabin 16 O halde gücünüz yettiği kadar Allah'a karşı gelmekten sakının. Dinleyin, itaat edin. Kendini, kendi iyiliğiniz için harcayın. Kim nefsinin cimriliğinden korunursa işte onlar kurtuluşa erenlerin ta kendileridir. Husresi 18. Kim Allah'a karşı yalan uydurandan daha zalimdir. Allah'ın ayetlerini inkar etmek zalimliğin ta kendisi. İşte bunlar Rablerine az edilecekler ve şahitler de Rablerine karşı yalan söyleyenler işte bunlardır diyeceklerdir. Biliniz ki Allah'ın laneti zalimler üzerinedir. Bakın Lanet, Bakara 159'da geçti. Burada da geçiyor. Ee, Hüsresi 19. Onlar, halkı yalan yoluna, yoldan alıkoyan ve onu eri ki, ve çelişkili göstermek isteyen kimselerdir. Onlar, Allah yolundan alıkoyan ve onu eğri ve çelişkili göstermek isteyen kimselerdir. Hem de onlar ahireti inkar edenlerin ta kendileridir. İbrahim bir hatırlarsak, insanlara Allah'ın yolundan alıkoyuyorlar bir de ona eğri gösteriyorlar. Kim bunlar? Dünyayı ahirete tercih edenler. Hud suresi 20. ayet. Onlar yeryüzünde Allah'a aciz bırakacak değillerdir. Onların Allah'tan başka sığınabilecekleri bir yardımcılar da yoktur. Azap onlar için kat kat artırılacaktır. Çünkü onlar gerçekleri işitmeye tahammül edemiyorlar. Hem de görmüyorlardı. Yani demin okuduklarımız, söylediklerimizin burada aynı zamanda tasdiklemesi, onamasıdır bu. Evet. Suresi 21. Ayet. İşte bunlar Kendilerini zina uğratan kimselerdir. Uydurmakta oldukları şeyler de kendilerini yüzüstü bırakıp kaybolup giderler. Şüphesiz bunlar ahirette en çok ziyana uğrayanlardır. İman edip, bakın şimdi hocam Allah sizden razı olsun. Hayat bütün zıttıklarla doludur. Şimdi burada iki zıttık karşılaştırıyor Cenab-ı Allah. İman edip salih amel işleyen ve Rablerine gönülden bağlananlara gelince işte onlar cennetliklerdir. Onlar orada ebedi kalacaklardır. Hud suresi 23 okudum. Sut 24. Bakın mukayeseye bakın hocam. Bu iki zümrenin durumu kör ve sağır ile gören ve işiten kimseler gibidir. Burada birinci bölümde kafirleri anlatıyor, ikinci bölümde müminleri anlatıyor. Bunların durumları hiç birbirlerine denk olur mu? Hala düşünmez misiniz? Hocam, şimdi çok kısacık süreç içerisinde, kısacık ayetlerle Rabbimizin Kur'an'ı ayrıntılı açıkladığını, ayetleri ayrıntılı açıkladıklarını, konular üzerinde her türlü misali insanlara verdiklerini açıkladı. Şimdi burada da mukayesesini yaptı. Zalimleri daha önceden ki derslerde yine görmüştük, sunumlarda görmüştük. Şimdi tamam da bir ayna alıp kendimize bakmamız lazım. Kur'an insanların bu aynası ya. Biz burada hangi zümre içerisinde Hud suresi anlatılan cehennemliklerle mi? Onları mı taklit ediyoruz? Yoksa 22'de anlattığı müminlerle müminlik müminlikle mücehaz olmuş kişi miyiz? Kör ve sağırlar mıyız? Gören ve işiten miyiz? İnsan suresi ikinci ayette ne diyordu? Biz sizi katıcık bir nüfteden yarattık. İmtihan edelim diye sizi işitir görür kıldık. Hocam bugünkü dersimiz bu kadar. Evet çok güzel Allah razı olsun. Allah Zaten süremizin de sonuna geldik. Bakara suresinin 159. ayetinin ilk kısmını burada bitirmiş olduk. İkinci kısmını bir Mesela sonraki olursa, programda inşallah. Hidayet yollarını ve gizleyenlere, evet, gizleyenlerin al. tavırlarını, davranışlarını ne olup olmadıklarını... Orada daha ayrıntılı ikinci bölümde nasip olursa. İnşallah. Rabbimizden gelmiş olan delilleri, ayetleri gizleyenlerin durumunu bir sonraki programımızda işleyeceğiz inşallah. Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hayırlı günler diliyoruz.